Niye böyle oluyor? Nasıl mı geldi? Yani hepimiz sorumluyuz dedi ben değilim. Benim günahım yok bu işler. <gülüyor> <Sonra> <gülüyor> ben kendimi kenara çekerim. Ee, nasıl geldik? Balık baştan kokar. Türkiye'nin belli siyasi rol modelleri var. Onların söylemleri var. Çöp, sürtük, cibiliyetsiz, haysiyetsiz yani toplumu zaman içinde nasıl kutuplaştırarak böldükleri. Ondan sonra bu bölünen kutuplaşan toplumun e, aile içi şiddete yansıması, trafikte şiddete yansıması, sağlık çalışanlarına şiddete yansıması, futbola da yansıması sadece zaman meselesiydi. Öylesine bir siyaset var ki kutuplaştırıcı ve hakaretamiz dil kullanıyor yıllardır. E, mesela bir mafya lideri çıkıyor. Ana muhalefet partisi başkanına seni bakla kazığına oturturum diyor. Bir ee, ana muhalefet liderine linç girişiminde bulunuyor, bulunuluyor. İktidar partisinin genel başkanı onun videosunu mecliste grup toplantısında yayınlayabiliyor. Bir başka muhalefet partisi başkanına daha du bakalım bunlar bir şey değil senin başına daha neler gelecek diyebiliyor. Ve bu artık kabullenilmiş bir siyaset dili ondan sonra işte bölünmüş bir topluma Doğru. dönüşüyor. Yani sokaktaki insan barut fıçısı en ufak bir şeyden işte neler olduğunu görüyorsunuz. Şimdi bu olayda da yani verilebilecek uygulanır uygulanmaz bilmem herhalde verilebilecek en ağır ceza ömür boyu mendir. İdari ceza, hukuki cezadan bahsetmiyorum. Orada da iddianame yazılmış. Ama bizi bugünlere getiren ikinci unsur ben sırtımı birilerine dayarsam nasıl olsa yargımana dokunamaz algısıdır. Onun için bu e, bir tursuzca eylemleri, hareketleri sık sık görüyoruz. E, bu şeyden e, yani yönetimin en alt düzeyinden bir ilçe örgütünden en yukarıya kadar ya yargı bize dokunamaz. Ne yaparsak yapalım. Bu algı şey e, hakim Türkiye'de. Hakikaten de öyle. Bugün ayın 15'i mi? 15, 15. 15. 18, 48. Anayasa Mahkemesi kararının Anayasa hükmüne rağmen uygulanmayışının 48. günü bugün. gündemden düştü bile. Kimse umursa. Bundan daha felaket. O yumruktan daha felaket bir olay bu. Ama herkes unuttu. Gitti adam içeride seçilmiş milletvekili Anayasa Mahkemesi kararına rağmen içeride. Şimdi bu verilen ceza uygulanır veya uygulanmaz caydırıcı caydırıcı değil ama bakalım UEFA ne tepki verecek. Çünkü ben UEFA olsam Türkiye'de bir lig maçında yerli hakeme yumruk atılıyorsa yarın bir UEFA maçında benim göndereceğim yabancı hakemin de başına böyle bir şey gelebilir. Onun için Türkiye, yani UEFA gelip de stadın tuvaletinden koltuğuna kadar denetleyen bir kurum. Akredite eden bir kurum. Bu şüpheyi taşırsa o zaman bizi uluslararası arenada daha da zorlar. Son bir şey daha söyleyeyim burada. Suudi Arabistan'da maçın oynanması. Eğer Türk milleti gerçekten Türkiye'de oynanacaktan maçın 100. yıldaki Süper Kupa'nın kendi ülkemizde oynanmasını istiyorsa, 3-5 tane maçlarını boykot etsinler, lig maçlarına gitmesinler Fenerbahçe'nin, Galatasaray'ın, bir tepki versinler. Böyle sadece söylemle olmuyor. Ben şahsen ne yapacağımı söyleyeyim, buradan kamuoyuna açıklayayım. Ben o, o maça, eğer Suudi Arabistan'da oynanırsa, reklam veren, Hiçbir firmanın ürününü evime sokmayacağıma söz veriyorum. Sponsor olan şirketlerin hizmetlerini, ürünlerini kullanmayacağıma söz veriyorum. Hadi gelin organize olun. Üstelik maçı verdikleri ülkede bu sene 100 kişi idam edildi. Büyük bir kısmı da kılıçla kafaları kesilerek. Şurada Levent'te o ülkenin ne yaptığını hepimiz biliyoruz bir gazeteci Asitte erittiler ve bu ülkeye maç veriyorlar ve Fenerbahçe Galatasaray da bunu kabul ediyor. Pes doğrusu. Tamam, kabul etmiyor, ediyor etmiyor. değil de. Kabul etmişler. Yok yok şöyle efendim. Onay vermişler. Siz daha iyi biliyorsunuzdur. Buyurun. Şöyle izah edeyim.